Mutlu günler değerli izleyenler. Bein Sports ekranlarında basketbol özel röportajlarımız devam ediyor. İzmir Karşıyaka'dayız. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'nın takım kaptanı Kenan Sipahi bugün konuğumuz. Kenan merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Biz de konuğuz, sen de konuksun aslında. Aynen öyle. Senle en son röportaj yaptığımızda, yani ikimizin bireysel röportajı, pandeminin böyle herkesin neyin ne olduğunu anlamaya çalıştığı, böyle 6. 7. haftası gibi eve kapanmaların başladığı, hatırlarsın senin İspanya'da olduğun, bizim evet. de stüdyodan böyle evlere yayın yaptığımız bir dönemdi. Sevilla'daki evine bağlanmıştık, sen Real Betis'teydin. Zaman da çabuk geçiyor şöyle bir düşününce. Aynen, onu düşünüyordum ben de. Çok üzerinde çabuk. Zaten sen bir de yuva kurdun, baba oldun falan, bayağı bir değişti senin hayatında. Evet. Nasıl gidiyor hayat bıraktığımız noktadan beri? Dediğin gibi çabuk geçti aslında. Hani o dönemden sonra özellikle evet pandemi biraz bizim için hani farklıydı. Evde olduğumuz için yavaş geçiyordu ama sonrası hayat birden tekrar hızlandı. Düşününce öyle de bir şey yaşadık diyorsun. Aynen yani. Öyle. Sonrasında da işte bir evlendim. Bir bebeğimiz oldu. Kızımız oldu. Sağlıkla hayat, büyüsün diyelim amin, bu vesileyle. Amin inşallah. Herkese de nasip etsin. İsteyen herkese nasip etsin. Yani çok başka tabii. Bir insanın başına gelecek en güzel şeylerden biri. Hı hı. Artık hani onun için yaşıyoruz gibi. Bambaşka bir sorumluluk. Bambaşka bir enerji. Yani hayat komple ondan önce ve sonrası olarak var. Nasıl insanlar pandemi öncesi sonrası diyorlar ya. Bizde de bebek öncesi ve sonrası gibi. Öyle güzel gidiyor. Her şey iyi yani şu an. Hem yorucu hem de çok enerji veren bir şey tabii ki. Tabii aynen öyle. Bu durum dediğin gibi özellikle bu dönemler biraz daha yorucu. Fiziksel bir iş yapıyorsun sonuçta. Tabii aynen öyle. O konuda işte eşim de sağ olsun yardımcı oluyor. Özellikle maçtan önce hani uyku durumu çok şey olmasın diye bazen ayrı da yatıyoruz ki geç uyanmayayım. O konuda iyi iş yapıyoruz ama dediğim gibi hani onun bir enerjisi burada çok güzel de bir aile tribünümüz de var. Hı hı. İşte formasını giydirip geliyor kızım. Ondan sonra gerçekten insanın da çok farklı bir enerji, bir huzur oluyor. Hani beni olumlu etkide, olumlu yönde çok etki etti yani. Tahmin etmiştim zaten, o yüzden oradan girmek istedim. Kolye'de bu arada evet. tekrar basketbola tabii ki geçeceğiz ama bunu da es geçmeyelim. Ayak ve eli. Özel bir kolye senin özel için. Onu hep yanımda. Sürekli seninle beraber. Biraz şeyim yani düşkünüm. Yani. Normal, çok normal. Peki geçelim yavaş yavaş işin basketbol tarafına o zaman. İşine yani bir yandan da. İyi bir sezon geçirdin geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta. Yaz transfer sürecinde, Karşıyaka'ya geçiş sürecinde neler yaşandığını merak ediyorum. İyi sezonun sonrasında çünkü farklı teklifler de vardı muhakkak. Evet. Kafanda ne vardı, olaylar nasıl gelişti? Ya benim geçen sene aslında yani geçen yaza gittiğimizde Fenerbahçe'den sonra ben Avrupa'ya gitmek istemiştim ki yine Avrupa'ya gittim, Zaragoza'ya gittim. Bu biraz daha geç transfer oldum aslında. İstediğimiz takım, istediğimiz ortamı bulamamıştım. Zaragoza'ya bir oyuncunun sakatlığından dolayı transfer olmuştum ve tam onun sakatlık süreci kadar kontratım vardı. Ama ben yine de denemek istedim. Yani ikinciye daha doğrusu gitmek istedim. Öncesinde Betis vardı. Daha sonra Beşiktaş'a döndüğümde de gerçekten çok rolüm çok farklıydı. Yani yabancı oyuncu gibiydim. Tek oyun kurucuydum. Burada özellikle İspanya'dan aldığım yani tecrübelendikten sonra bayağı da olumlu yönde gitti geçen sene. Daha sonra da bu sene için yine Avrupa'ya aslında gitmek istiyordum ama hem şu anki Rus takımlarından Avrupa takımlarına düşen oyuncular oluyor çok. Gelen oyuncular oluyor çok. Havuz çok genişledi. Daha sonrasında da Ufuk Hoca işte arayınca, Ufuk abi arayınca hani hiç öyle bir şey söz konusu değildi. Ufuk abi aradıktan sonra onunla konuştuk. İşte rolle alakalı, işte kaptanlıkla alakalı şeylerden bahsedince ben bir de aile de var. Her şey üst üste. Hatta ben o gün telefonda konuşmuştuk. Yüz yüze de konuşmak istemiştim.
tam yola çıkarken de Kay ile işte bebeğimiz geliyordu. Hani doğum başlamıştı. Gelememiştim. Öyle bir süreçti benim için. Hani bu etkenler çok önemliydi benim için. Ufuk Hoca'nın rolü çok fazla. Hayatında aslında yani hem geçmişte hem de o zaman bu transfer sürecinde. Onu bize nasıl anlatırsın? Ufuk Sarıcan'ın Kenan Sipahi'nin yani, hayatındaki rolünü. Evet, şimdi ben ilk önce buraya çok gençken gelmiştim. Evet. Karşıyaka'ya 2015 sezonunda yanlış hatırlamıyorsam kiralık olarak gelmiştim. 15-16 Euroleague sezonu. Evet, Euroleague sezonu. Çok sakatlıklardan yani... Birkaç sakatlık, işte bir kol bir de kasık sakatlığında Fenerbahçe'den sonra gelmiştim. Çok tecrübesizdim. Daha sonra işte Beşiktaş'ta 2 sene çalıştık. Hani o aralar, hani şimdi dönüp baktığımda gerçekten tecrübesiz olduğumu hani görüyorum. Şu an çok daha sorumluluk hissediyorum bulunduğum pozisyona. O zamanlar böyle, evet maç varmış, şu an ben nasıl oynarım gibi düşüncelerden ziyade şu an sadece daha kazanmaya yönelik işte ne gerekiyorsa yapmak, o tarz düşüncelerle insan daha fokus, daha kararlı oluyor. Zaten işte oyunun bir parçasında o zamanlar daha oyunum oturmadığı için sırtı dönük oyunu çok kullanmıyordum ama ilk Ufuk Hoca ile burada Karşıyaka'da oynamaya başlamıştım. Hı hı. Daha sonra hani yaş ilerledikçe bu hoşuma gidiyor, burada bir şey yapabiliyorum diye hissedip üstüne devam etti. Hani oradan o eklendi. İşte çok diğer farklı, çok kaliteli hocalarla da çalıştım. Tabii. Herkesten işte bir şey kapmaya çalıştım. Ivanoviç'te de çalıştım. Hani o Beşiktaş'ın son senesinde. Evet. Dediğim gibi şu an hani daha genç Kenan'dan hani biraz daha olgunlaşmaya çalışan bir oyuncu olarak geri döndüm buraya. Onu soracaktım aslında. Hani 2015-2016 yani kiralık gelen bir Kenan Sipahi ile burada takım kaptanı bir Kenan Sipahi. Yani aslında evet, güzel özetledin ama bunun dışında olayı sahiplenme, işte antrenmanlara bakış açısı, evet aile kurdun, o da illaki etkiledi. Evet. Yani bu olgunluk derecesini nasıl kıyaslarsın geçmişli arasında? Ya maç varmış gidelim dedin çünkü az önce. Evet. Şimdi bambaşka bir bakış açısı. Sahada evet, daha fazla savaşan, takımı evet, sahiplenen. Ya dediğim gibi oyun kurucular ve uzun oyuncular yani 1 ve 5 numaralar hep şey derdi büyüklerimiz. Biraz daha geç olgunlaşıyorlar. Hani hep oyuncu abilerimiz hep bu konuda bahsediyordu. Belki o yüzden benim hani biraz daha zaman geçmesi gerekiyordu. Şu an hani yine o dönemdeyim. Çok eksik olan şeyler var. Onların üstüne gitmeye çalışıyorum. Ama hani şu an bulunduğum durumda gayet memnunum ve aslında böyle artık hani belirli yani biraz tecrübeye ulaştığınızda daha sonrasını düşünmeyip hani şu an önemli. Evet. Yaşadığınız an çok daha önemli hale geliyor. Özellikle de bebek geldikten sonra, aile kurduktan sonra. Herhalde her şeyden biraz alıp şu an en iyi durumda yani daha önceki durumlardan yola çıkarak daha iyi hissediyorsun. Daha iyi hissediyorum. O kesin. Büyük ihtimalle ama aynı zamanda yurt dışında 1,5 sene kalmam da İspanya'da kalmam da doğru, çok etki etti. Farklı bir bakış açısına hani sahip olmak gerçekten çok daha önemli. Ne gibi farklar var o zaman? Bu çok sorulmuştur illaki sana. Hatta o dönem ben de zaten sorduğumu hatırlıyorum da Avrupa'nın en iyi 2 ligi olarak evet, gözüküyor sonuçta konuşuluyor. İspanya ve Türkiye Ligi. Neler farklı sence? Şimdi ben hani orada yaşamaktan bahsedeyim. Hani orada gittiğinizde şimdi bir yabancı oyuncu olarak gidiyorsun. Şimdi buraya döndüğünde de yabancı oyuncuların ne hissettiğini empati yapabiliyorsun. Evet, doğru. O yüzden onlara belki şu an hani daha farklı, daha hani ya her zaman hani iyi davranıyoruz ama en azından neler hissedebileceklerini düşünüyorsun. Ve orada tek başına yaşadığında gerçekten bir rutin sahibi oluyorsun. Belki bence bir oyuncunun sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri rutin. Hı hı. Bu hep böyle çalıştığım oyuncuları ben hep izlemeye çalışıyorum. Hani sadece sahada değil, hani gündelik hayatlarında ne yapıyorlar, nasıl bir rutine sahipler.
Bu rutin açısından İspanya yaşantım önemliydi. Lig açısından baktığınız zaman, basketbol açısından baktığınız zaman çok daha hızlı oynanıyor. Ama bizim ligimiz çok daha fiziksel olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha sert olduğunu düşünüyorum. Bir de daha psikolojik bir lig aslında bizimki. Orada yani evet eksiklerin üzerine gidiyorlar ama hani oyun o kadar hızlı ki çok belli olmuyor. Ya da bazen bazı oyuncular orada inanılmaz iyi ayak uydurup burada ayak uyduramıyorlar. Doğru. Ligimizde bazen de tam tersi oluyor. Tamamıyla oyun anlayışından dolayı. Peki ligimizi de konuşalım o zaman. Yani bu yıl bir tek herhalde biz yayıncı hariç herkeste bir stres var. Çok acayip bir sezon yaşanıyor. Evet. Bu rekabet tabii ki yayın ve izleyicilik açısından objektif olarak çok iyi. Ama oyuncular, takımlar, koçlar, taraftarlar sürekli bir stres altında. Özellikle de alt sıralarda inanılmaz bir lig. Sen bahsettin hani sertlik dozajından. Sence nasıl geçiyor? Sonuna da geliyoruz yavaş yavaş. Yani şimdi aslında altla yani üst taraf arasında çok da fark yok. Yani evet şimdi biz hani böyle bir ilk dört hani koptuk gibi hani son zaten bitiyor ligimiz. Evet. Ama hani daha öncesinde de hani az çok belli oluyordu. Ama hani playoff dışında olan takım ya da playoff için oynamaya çalışan takımlarla sonuncu takımlar arasında da çok az fark vardı. Evet. Bu aslında yukarıda sıralaması önemli olan takımlar. Mesela biz ikincilik oluruz ya da üçüncü kalmak istiyoruz. Ama aşağıdaki takımlarla oynadığınız için de çok zor. Tabii. Yani onların da farklı bir amacı var. Çok bence bu sene gerçekten hani son senelere baktığımızda en güzel yıl olarak yani izleyiciler için de sporcular için de bence herkes için en iyilik olarak yani en iyi yıl olarak söyleyebilirim. Hani biz bu kargaşa demeyeyim de hani bu zorlu lig yılında kötü bir sezon geçirmiyoruz aslında baktığımızda. Doğru. Çok yani doğru. Bence kötü demek bence yanlış. İyi geçiriyoruz. Tabii. Çünkü yeni kurulmuş bir takımız. Bir de hani biraz da geç kurulmuş takımız. O yüzden oyuncularımız da çok genç geldi. Milli takım belki de en fazla milli takımda olan oyunculardan hani oyuncuları olan takıma sahibiz. Yani o bunlara yine hepsine baktığımızda bence güzel bir sezon geçiyor. Denizli deplasmanını soracağım. Senin kariyer rekoru kırdığın Merkez Efendi Belediye maçı bitmek bilmeyen 3 uzatmaya giden ya 3 saatin üzerinde süren maç. 3 saatin üzerinde. 45 dakika 40 saniye yanlış hatırlamıyorsam süren ve 35 sayıyla kariyer rekoru kırdın. Yorulmadınız mı? Ya bir süre sonra aslında yorgunluk vardı ama bir süre sonra hissetmiyorsunuz demeyeyim. Yani otomatik mi gitti her şey acaba? Gitmek istediğin yere gidemiyorsun ama neden gidemediğini de farkında değilsin. O ara. Beyinle vücut artık koptu belki de bir yerde. Saçma sapan hatalar yapıyorduk. Rakip de aynı şekilde. Denizli de aynı şekilde. Ve o gün bence çok iyi oynadılar. Yani, normalde onlar daha yakındı galibiyete tabii, zaten. Tabii onlar yani biz ne kadar hak ettiysek onlar da en az o kadar hak etmişti. Ama o gün gerçekten hani erik McCallum da yoktu bizde. Evet. Hani zor bir deplasman aslında. Denizli bir de 9 maç üst üste evde kazanan bir takımdı. Çok güzel bir ortam var orada. Çok gittik yani atmosferi en güzel olan takımlardan biri. Ev sahibi olarak gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Ben daha sonrasında fark ettim. Böyle baktım acaba dedim yanlış mı yazdılar 31 gözüküyor ama ondan sonra baktım dedim herhalde oldu çünkü 3 saattir oynuyoruz. Evet bayağıdır oynuyoruz. Dedim. Hatta Brian Angola dedi ki artık dedi topu alırım ben dedi yokum dedi. Yani o çünkü 50 dakika oynadı. Tabii doğru. 51 dakika falan oynadı. O daha da fazla oynadı. Dedim tamam hani sence çünkü böyle bir anımız oldu yani maçta. Peki takımdaki isim ya McCallum'dan sen az önce bahsettin. O doğrultuda gideyim o zaman. Evet. Onun size neler aktardığını tecrübe anlamında, olgunluk anlamında nasıl anlatırsın? Benzer pozisyonda oynuyorsunuz çünkü ve iyi de bir sezon geçiriyor. Çok üst seviye sezonları da vardı elbette. Hı-hı. Ligimizde olsun, diğer liglerinde olsun. Size bu yıl burada neler aktarıyor? Neler aldın daha doğrusu? Yani zaten hani gerçekten belki de Avrupa'da oynayan en önemli 5 skorerden biri diyebiliriz yani. Belki hani 5
Doğru. 10 skorerden biri. Yani kendi skorunu yaratma açısından konuşuyorum. Birebir olsun, dribbling üzeri olsun. Hani çok farklı bir oyuna sahip aslında. Hani sıra dışı bir oyuna sahip. Bu siz antrenmanda rakip olduğunuzda da aynı şekilde. Ama maçta hani daha eforlu oynuyor insan ister istemez. Rakipler için gerçekten zor bir oyuncu. Temasa giremiyorsunuz. Çünkü o çok iyi kullanıyor vücudunu. En çok faul alan oyuncu bildiğim kadarıyla bu zaten. Bu geldi yani o hani ben onunla konuşuyorum. Dedim normalde dedim ben de faul alırdım. Artık dedim senin yüzünden hani birbirimizle takılıyoruz. Ben de ilk Avrupa'ya geldiğim seneden beri de aynı şekilde. Yani hep aynısı oldu diyor. Ya bizim için şöyle bir avantajı var. O kariyerinden dolayı Angel Delgado yani 5 numaramız ya da Deniz abi herkese bir şeyler öğretebiliyor. Yani sadece kendi pozisyonu için değil. Doğru. Farklı pozisyonlar için. Ve şu var. Mesela benim özelliklerime göre bana yardım etmeye çalışıyor. O da çok önemli. Yani sadece hani kendi bildiği, kendi yapabildiklerinin üzerine değil. Hani sen şöyle bir oyuncu hani gözlemliyordu. Evet. O da çok önemli. Çünkü şimdi hani ben ondan örnek almaya çalıştığım şeyler var. Ama o yani tamamıyla bir skorer yani. Evet. Hani bir yere kadar evet birkaç hareketini hafif gözlemleyebilirsiniz. Ama hani bir yere kadar alabilirsiniz. Bu o hani direkt size sizin özelliğinizde neyi kullanabileceğinizi daha fazla o tarz şeylerden bahsediyor. Zaten Türkiye'de de çok hani daha önce oynamış. Evet. Yani çok önemli takımlarda oynamış. Burayı da seviyor. Ailesi İzmir'i çok seviyor. Gerçekten bize çok yardımcı oluyor. Peki saha içinde senin özelliklerinden yine senin açtığın kapıdan devam edelim. Özellikle sırtı dönük hücumlar ya içeriden çok daha farklı bir Kenan izliyoruz açıkçası. Hı-hı. Yani kariyerin en başlarından itibaren verdiğin röportajlarda da yani uzun boylu bir oyun kurucu veya 1-2 oyuncusu olmanın avantajlarını yaşadım ama ilerledikçe fark ettim şeklinde evet. ifadelerim var. Evet. Bir de üzerine işte bu işte alçak post oyunları içeriği daha fazla kullanman, rebound'a girmen, evet. asist özelliğinin özellikle son dönemde çok artması. Hani bunları nasıl anlatırsın? Neler gelişti son dönemde? Yani aslında bu yani her oyuncunun işte evet istiyorlar ki ben ikili oyundan, screen'den çıkayım, sola üst dribbling yapayım, Larkin gibi atayım. Ama herkesin hani farklı özelliği o var. Larkin her işte değil mi? Hani, evet bunun üzerinde %100 çalışılmalı. Hani çalışılmalı. Ama güçlü olduğunuz yerler de var. Her oyuncunun güçlü olduğu yerler var. Ben de kendimi gerçekten o hani üçlüğün içinde kendimi hem oradan şut olsun hem boyalı alana bazı maçta mesela hani daha az giriyorum. Daha sonrasında kendime de kızıyorum aslında daha çok gitmem gerekiyor diye. Çünkü orada girdiğim zaman hem bu sefer pas kanalları açılıyor. Bir de kendimi aslında orada çok özgüvenli hissediyorum, iyi hissediyorum yani. Hatta şimdi hani takımlar hani daha farklı hani artık 2-3 numaralarla da tutmaya başlayınca bu sefer hani bizim kısa oyuncularımızın da avantajı oluyor. Çünkü her oyun kurucu 2 numarayı tutma alışkanlığı olmuyor. Bu sefer Doğru. rakip takıma da biraz hani daha zorluk çıkarabiliyor. Hani küçük küçük şeylerle her sene hani bir şey eklemeye çalışmak bence bir oyuncu için yapabileceği en doğru şey. Kesinlikle. Ben de hani bu sene Ufuk Hoca'nın da aslında çok üstünde durmasıyla oluyor. Biraz da özgürlük de tanıyor mu bu tabii konuda? Orada, ya işte aslında bizde roller en başta söylediğim hani yeni takımız ama roller çabuk oturdu aslında. Evet. Yani bizim en büyük sıkıntımız haftada 2 maç oynamaktı. Hı hı. Hiç antrenman yapamıyorduk. Sürekli rakip takıma çalışmak zorunda kalıyorduk. Aslında roller Avrupa macerası bittikten sonra tamamıyla oturdu yani. Hani daha önce hani toplanabilsek, işte Brian da sezon başından beri hı. bizimle olsaydı Angola. Bu sefer hani çok daha rahat, çok daha belki hani Avrupa'da da çok daha işler yapabilirdik. İşte herkesin bir rolü olduğu için bir özgürlüğü var bir yere kadar. Hı hı. O yüzden hani bunu siz oraya girdiğinizde o özgürlüğünüz var. Çünkü Doğru. antrenör işte belirlediği için kendinizi daha rahat hissediyorsunuz.
Takım da buna uygun oluyor. Özellikle Kuzminskas 3 numarada oynadığı zaman onun da sırtı dönük oluyor. Bu avantajları kullanmaya çalışıyoruz. Avrupa'yı zaten soracaktım, sen de yine bir kapı açmış oldun. Bir hayal kırıklığı oldu aslında birçok basketbol sever için. Evet. Hakikaten hani belki de final oynayabilecek bir takım, evet, olarak kağıt kesinlikle üzerinde gözükürken bir erken veda. Ya sen avantaj kısmından bahsettin. Sezonun kalanı daha rahat geçiyor, daha çok idman yapabiliyoruz diye, ama o kısmındaki hayal kırıklığını nasıl anlatırsın? Ya aslında işte bu biraz yeni kurulma, az antrenman yapabilme ve hani özellikle Şampiyonlar Ligi'nin formatı da buna izin vermiyor. Yani şöyle izin vermiyor. Mesela Euro Cup'ta çok maç yapabiliyorsunuz. Yani kötü başlayan takımlar daha sonra toparlayabiliyorlar sistem oturdukça. Üst üste 4-5 maç kazandın mı yukarıdasın. Tabii, çünkü çok maç. Hani evet, şu an hani yanlış bir şey söylemeyeyim ama iki grup halinde, evet, olduğunu biliyorum ve evet, çok fazla, evet, maç, evet, var. Bu sayede 5 maç kötü oynadınız, 6. maçta artık yavaş yavaş hani bir şey oturtabilip bu sefer bir seri yakalayabiliyorsunuz. Bizim ligde yakaladığımız, evet, gibi aslında. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi çok yani değişik. Eski uzayalış milli takım şampiyonaları formatında. 4 takım. 4 takım. 3 takım çıkıyor. 3. de eleme oynuyor. Bize de Mursa'ya geldi. En sıra dışı, en farklı basketbol oynayan takım. Aslında iyi de iş yaptık. Orada, evet, da gidip kazanabilirdik. Burada 12 sayı olduğumuz maçta 2 dakikada maç verdik ve tamamlandı. Hani o dönemi sancılı geçirdik aslında. Biz de çok üzüldük. Tek yaptığımız, bence yani iyi yaptığımız bir şey olarak ondan sonra iyi ayağa kalktık aslında. Devamı nasıl gelir sana göre? Devamı bu kadar bu salonda geçti. Oynadığımız sürece, ev sahibi avantajına sahip olduğumuz sürece her şey olabilir. Yani çok lig şu an gerçekten hani kiminle oynamak istersin diyemiyorsun. Yani öyle bir takım yok, evet, aslında bence artık. De öyle. Her takım çok farklı. Dediğim az önce, daha doğrusu ilk başta söylediğim bu lig, bu seneki lig gerçekten en zor lig, yani en zor liglerden biri. Bakalım adım adım gideceğiz. İlk önce şu önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde bitirip, hı hı, yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Daha sonra ev sahibi avantajıyla sonuna kadar gitmek istiyoruz. Nasıl anlatırsın buradaki ortamı peki? Sona da geliyoruz yavaş yavaş çünkü. Buradaki ortam... Konuşmadan olmaz herhalde. Evet, tabii ki. Ya buradaki ortam rakip olarak da geldiğim için yani bir anda bakıyorsunuz kafaya, aslında iyi oynuyorum diyorsunuz rakip olduğunuzda. Kafayı yukarı 7 sayı, 8 sayı geridesiniz. Aslında fena değil diye düşünüyorsunuz. Hop bakıyorsunuz 10 sayı geride. Atmosfer gerçekten rakipler için zor bir atmosfer. Araya giriyorum. En son anlattığım Bahçeşehir Koleji maçında ben gerçekten birebir yaşadım. Bahçeşehir cephesi de söyledi bunu. Son maçın son bölümündeki o, yani o gürültülü ortam çok fark etti. Çünkü hani biz sorsanız, biz siz nasıl kazandınız? Biz kendimize soruyoruz hani nasıl kazandık diye. Hani taraftarla kazandık. O taraftar aldı o maçı. Bizim de baskı, biraz uyandık, baskı yaptık. Yani ev sahibi olduğunuzda da sizin aslında çok yürekli oynamanızı isteyen bir taraftarımız var. Sonuna kadar mücadele etmenizi isteyen bir taraftar Kaybetsen var. Kaybetsen de mücadele et, kaybetsen savaş. Kaybetsen de mücadele et. O yüzden en azından sen mücadele ettiğin zaman arkanda olduklarını biliyorsun. Bu bir oyuncu için bence yeterli, artıyor bile. O yüzden biz şanslıyız. İnşallah onlara güzel bir böyle bir Mayıs artı Haziran, Haziran'ın sonuna kadar güzel bir 2 ay yaşatırız. Dediğim gibi sonlara doğru geliyoruz. Aklımdaki sorulardan bir tanesi, hani genç basketbolculara ne gibi tavsiyelerin olabilir? Bu noktada hani şundan dolayı aslında biraz daha açayım. Çok iyi bir milli takım kariyerin var senin de 18 yaşına, hı-hı, kadar özellikle. Sonrasında da tabii ki var, sakatlıklar, evet, da oldu gerçi, ama o noktaya kadar gelip tıkanan, ötesini göremeyen çok fazla basketbolcu var. Evet. Ne noktada tıkanıyor sana göre bu oyuncular? Ve şu anda 15-16 yaşındaki oyunculara, oyuncu adaylarına ne gibi tavsiyelerin olur? Kolay bir ortam yok özellikle sosyal medya ve internet sonrası, evet, bence. Kesinlikle. Ama doğru. Senin ne gibi tavsiyelerin olur? Bir de nerede tıkanıyoruz? Ben bunu senden merak ediyorum, dinlemeyi. Yani benim asıl düşüncem
oyuna baktığımız zaman altyapıdan A takıma çıkarken olanki bölümde oyuncuların altyapıya kadar nasıl oynadıkları, nasıl yani hangi pozisyonda, hangi rolde oynuyorlarsa kendilerini A takımda öyle bir role atmaları gerekiyor ya da öyle bir ortama atmaları gerekiyor. Bu daha alt bir lig olabilir ya da daha alt seviyelerde bir takım olabilir. Bütçesi... Oynayın diyorsun yani sen. Ya oynayın ama asıl oynayın nasıl yani hani ama... Türk oyuncu, genç oyuncu girsin bir defa yapsın değil. Ha. O zamana kadar nasıl oynadı o çocuk? İşte perdelemelerden çıkıp sadece şut mu attı? En kuvvetli yeri o mu? Gitsin o takımda öyle bir basketbol oynaması gerekiyor. Bence bizim ve yurt dışına, Avrupa'nın arasındaki en büyük farklardan biri bu yani. Çünkü bunu hep biz konuşuyorduk daha önce abilerimize de. Yani onlar genç oyuncuları belki 5 dakika oynatıyorlar ama 5 dakika oynatma şekilleri onun aynı altyapıda oynatma şekli gibi. Verim alıyor. Yani o en iyi yaptığı şey o. Onu yani ona mesela gidip hani en iyi oyuncuyu tutturmuyorlar. Hani benim verebileceğim tavsiye sadece oynamak ve keyif almak. Aslında sonrasını düşünmemek. Hani işte ben seneye ne yaparım, hani daha iyi bir yere giderimden ziyade gidip sadece sahanın içinde maksimum vakit geçirebileceği kadar süre almak. Yani bol bol hata yapmak. Bence bizim hani eksik olduğumuz yanlardan biri. O. Ben de benim burada de başıma. Koçlara da iş düşüyor yalnız. Tabii. Ya bol bol hata yapmak dediğin yerde. Koçlara da düşüyor. Kulüplere de düşüyor. İşte kulüplere de. Yöneticilere yani. De düşüyor. Çünkü hata lüksü genç, çok fazla yok çünkü açıkçası. Çünkü genç oyuncuyu oynattın, maç kaybettin. Koç kazanmak istiyor. İşi sonuçta onun da. Evet. İşini de kaybetmek istiyor. Tabii. Yani çok böyle evet, bir evet. Değişik bir durum ama hani ben daha hani dediğim gibi hep yurt dışında da oynadığım için insanlar aslında bunu kulüp zorlamalı. Hani kulüp bu genç oyuncular oynamalı. Bir yerde sıkıştırmamız gerekiyor mentalitesiyle yola çıkmalı. Hı hı. Her kulüp bence bunu düşünmeli. Benim hani böyle bir tavsiyem var. Peki son mesajın ne olur peki? Taraftara az önce güzel bir mesaj verdin zaten ama. Evet. Nasıl toparlamak istersin son olarak? Taraftarımıza mı? Sezon. Genel olarak basketbol severlere de aynı şekilde çok genel olarak yani keyifli bir sezon geçiyor. Evet. Ya dediğim gibi şu anki bu lig bence Avrupa'nın en iyi liginden biri. İzlemeye devam etsinler ve salonları aslında doldurmaya devam etsinler. Bu sene bence katılım olarak da hani maç seyirciler olarak da yüksek evet. bir sezon evet. geçiriyoruz. Hem bizim oyuncular için de çok daha verimli aslında. Daha iyi basketbol oynayabiliyoruz. Salonlar dolu, rakip ya da ev sahibi fark etmez. Hani seyircilerimiz gelip izlesinler. 18 takımı kaldırır mı ligimiz? Ben kaldırır, bunu herkese inşallah soruyorum. Kaldırır inşallah olur ya. Çok istiyorsun çok isteriz. Sen. Yani gerçekten. Herkese soruyorum çünkü hiç olumsuz cevap almadım. İnşallah olur. Zorlanır mıyız? Belki bu programlamada işte playoff oynayan takımlar. Yani evet belki. Ama yapıyorlar yani. İspanya yapıyor. Tabii. Diğer ligler de galiba Fransa da yapıyor. Yanlış bilmiyorsam. Bence yapabiliriz ve inşallah olur. Bu sefer Türk oyuncularının da bence Doğru. önü daha da fazla Doğru. açılır. Daha fazla oynamamız gerekecek sonuçta. İnşallah olur yani. Evet ağzına sağlık. Yine su gibi akan bir sohbet oldu. Daha iyi oldu. Değil mi? Seviyedekine. Benzer ama İzmir'i Sevilla'ya mı tercih edersin? Orası da çok güzel bir şehir ama. İzmir'i tercih ederim. Yani artık gerçekten çok alıştım. O yüzden şu an bir numaralı şehrim diyebilirim yani. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık sağ bir ol. Kez daha. Çok sağ ol. Böylece bir röportajımızın daha sonuna geliyoruz. Bir başka buluşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.